Ben neredeyim şu anda? Nerede? Nerede? Kasımpaşa. Kızılay Meydanı. Burada doğduk. Burada büyüdük. Elhamdülillah. Bugün TOKİ'nin bugün dağıtım törenini yapıyoruz. Sevgili hemşehrilerim, sevgili İstanbullular, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Doğduğum, büyüdüğüm, kendimi bulduğum, bir parçası olmaktan daima gurur duyduğum Kasımpaşa'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız, kardeşliğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ve Kasımpaşa bugün yine bir başka. Coşkusuyla, heyecanıyla bir başka. Buralar benim İstanbul sevgimin filizlendiği, kök saldığı, aşka dönüştüğü yerlerdir. Onun için ne zaman bu bölgeye gelsem hep buraların şöyle 60 yıl, 55 yıl, 50 yıl öncesini hatırlarım. İnsanlar arasındaki ilişkiler ne kadar samimi ve sıcaksa sokakları ve binalarıyla buralar o derece ihmal edilmişti. O derece bakımsızdı. Gerek gençlik kollarında, gerek il başkanlığında, gerek Beyoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan adaylıklarımda hep bu aşkla bu şehre, İstanbul'uma neler yapabileceğimi düşündüm. Şurada 200 metre ileride 89 yılında Beyoğlu Belediye Başkan adaylığına hazırlandığım merkezimiz vardı. 200 metre ileride. Orada çalıştık. Orada hazırlandık. Çeşitli hileler oldu. Ve bu hileler neticesinde hatırlayın, Beyoğlu Belediye Başkan adaylığı seçimini o zaman kaybetmiştik. CHP gene o zaman yalan dolanla filan işi bitirmişti. Ama ondan sonra da iflah etmediler zaten. Ve 89 bizi 94'e taşıdı. 94'ten oldu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aldık. Beraber aldık. Sizlerin gayretiyle, sizlerin desteğiyle aldık. Ah, şu Beyoğlu'nun dili olsa da 1989 yılında neler yaşadığımızı bir anlatsa. Ah, şu İstanbul'un dili olsa da 1994 yılında hangi şartlarda seçimi kazandığımızı bir anlatsa. Eyvallah. Neticeten Rabbim nasip etti, Büyükşehir Belediye Başkanı olduk. İstanbul için düşündüklerimizi birer birer hayata geçirmeye başladık. Hemen yanı başımızdaki Haliç. Haliç'i en iyi siz bilirsiniz. Haliç bataklığını siz bilirsiniz. Haliç bataklığı demek Cumhuriyet Halk Partisi bataklığı demektir. Zira CHP demek ne demek? Çöp, çukur, çamur, şimdi yeni bir ilave daha, çarpık yapılaşma demektir. Ve işte bu CHP ya bu ülkeye belediyecilikte hizmet verebilir mi? Verebilir mi? Her şey ortada. Ne zaman bunlara mahalli idareler teslim edildiği sonralar battı. İşte İzmir. İzmir Körfezi şu anda bataklıktan geçilmiyor. O Haliç'in eski hali neyse şu anda İzmir Körfezi'nin de hali o. Temenni ederim ki İzmir bu seçimde inşallah belediyeyi AK Parti belediyeciliğine teslim eder ve İzmir'i de hakikaten pırıl pırıl bir hale getiririz. Çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırırız. Bunun yanında o çöp dağlarını, çukurları, o körfezdeki pisliği ortadan kaldırırız. Aynı şekilde Haliç'i nasıl pırıl pırıl yaptıysak, Haliç'i nasıl kalkıp da o balçıkları toparlayıp 9,5 kilometre mesafedeki Ali Beyköy taş ocağına
pompaj sistemiyle naklettiysek, ondan sonra da oradan suyu Halic'e akıtıp o balçığı o taş ocağında Ali Beyköy'de biriktirdik. Şimdi orada ne yaptık? Hani Helport deniliyor veya Vialand, pardon. O Vialand'ın olduğu yeri 650 bin metrekare inşa ettik. Şimdi orada oyun alanları, her tür şeyler var. Sağ olun, var olun. Evet, biz de Doludere ile beraberiz. Sağ olun, var olun. Şimdi CHP'nin o meşhur Ç'si, yani çöp, çamur, çukur, adeta şehri esir almıştı. Aynı şekilde 3Y. 3Y ne demek? Yokluk, yoksulluk, yasaklar. İstanbul'u bununla da zehirlediler. Her türlü yolsuzluk var bunlarda. Dünyanın en önemli şehirlerinden biri plansız, programsız bir şekilde büyüyordu. Çöplüklerin patladığı, hatırlayın, Ümraniye çöplüğü. Ümraniye'yi kim yönetiyordu? CHP'li belediye başkanı. Çöplük patladı mı? Patladı. 39 tane vatandaşımız orada öldü mü? Öldü. Peki CHP bunun hesabını verdi mi? İşte bunlar bu. Ve o zamanki Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki, ne yapalım diyor. Zabıta meselesi. Sorun bu diyor. Sen bir belediye başkanı olarak nerede neyin olup neyin bittiğini bilmezsen, ha buna idarecilik denmez. Kardeşlerim, insanlığın veya İstanbul'da insanların susuzluğa mahkum edildiği, hava kirliliğinin öldürücü boyutlara ulaştığı bir şehirle karşı karşıya değil miydik? Hatırlayın o hava kirliliğini. Gazeteler maske dağıtıyordu, maske. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ve biz geldik, çöp dağlarını kaldırdık. Ve değerli kardeşlerim, 50 bin konuta doğalgaz veriliyordu göreve geldiğimde. Ben cezaevine giderken 1 milyon 250 bin eve biz doğalgazı ulaştırdık. Peki şu anda İstanbul'da 6,5 milyon eve doğalgaz ulaştırdık. Bu ne demektir? Hava kirliliğinin reçetesi bu. Ve bunu da başardık. Yeter mi? Yetmez. Bütün bunların üstüne 2,5 milyar dolar borçla devraldım o zaman İstanbul'u. Kimden? CHP Belediyesi'nden. Yarısını ödedim. Yatırımlar bir taraftan devam etti. Ve yarısıyla hamdolsun biz sadece bu borçları ödemekte kalmadık. Ta Isranca Dağları'ndan, ta değerli kardeşlerim Melen'den İstanbul'a su getirdik. Ama benden önceki CHP Belediyesi gibi tankerle su getirmedim. Biz hatları döşedik ve Melen'den ta Isranca Dağları'ndan suyu getirdiğimiz gibi bir adım daha attık. Boğaz'ın altından, içinden Renault aracının geçeceği büyüklükte bir tüp geçit hallettik. Bir tünel. Oradan karşılıklı deplase olabilsin diye Anadolu yakasında su sıkıntısı olduğu zaman Avrupa'dan oraya, Avrupa'da olduğu zaman Anadolu yakasından buraya su pompalansın diye. Bu adımları attık. Bunları yaptık. Ve İstanbul onun için, bakın, o gün bugündür hamdolsun istisnalar dışında susuzluk yaşıyor mu? İşte nereden nereye? Bütün bunların dışında değerli kardeşlerim, bütün İstanbul'un, şimdi ona da geleceğim, yolları ne haldeydi? Ve ağaç noktasında ağaç dikimlerini yaygınlaştırmak suretiyle belediyeciliği yaptık. Arıtma tesisleriyle ne Halic'in ne de Boğaz'ın pis sularla kirletilmesine mani olduk. Doğalgazı yaygınlaştırmamızın yanında Halic'i kurtarmak için Karadeniz'den dev borularla da ayrıca Halic'e
su taşıdık. Ki su sirkülasyonu olsun ve Haliç'in o pisliği ortadan kalksın. Bakın şimdi balık tutuluyor değil mi? Balık o eski haliyle Haliç'te tutulabilir miydi? Ama şimdi tutuluyor. Haliç'i batıklığa çeviren balçığı işte nasıl ki Ali Beyköy'e taşıdıysak şu anda orada canlının yaşamasına imkan verecek adımları attık. Kiptaş vasıtasıyla vatandaşlarımızın barınma sorunlarının çözümüne öncülük ettik. Parklarla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, yollarıyla, tünelleriyle, raylı sistemleriyle İstanbul'u yaşanabilir bir şehir yaptık. Hepsinden önemlisi İstanbul'u İstanbulluyla barıştırdık, kaynaştırdık. İnsanına yük olan değil, hizmet eden bir şehir ve şehir yönetimi ortaya çıkardık. İşte bu şekilde 1994 yılında göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u sadece ayağa kaldırmakla kalmadık, bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik. İstanbul güzelleştikçe büyüdü. Daha çok hizmet ister hale geldi. Göreve geldiğimde sene 94 İstanbul'un nüfusu neydi biliyor musunuz? 8 milyon. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? 15 milyon 400 bin. Nereden nereye? Bu kadar tabii büyük bir göç alması İstanbul'un doğru mudur değil midir? Ayrıca orada tartışılır. Biz de başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak, aynı şekilde büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak İstanbul'un taleplerine cevap verebilmek için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Hamdolsun kendisine yapılan her işin, getirilen her hizmetin karşılığını veren bir şehir olarak İstanbul'da bize sahip çıktı. Girdiğimiz her mücadelede İstanbul'u yanımızda bulduk. Bugün yeni bir mücadelenin içindeyiz. Türkiye 31 Mart mahalli idareler seçiminde hem belediye başkanlarını seçecek hem de değerli kardeşlerim geleceğine ilişkin karar verecek. Çünkü birileri hemen ellerini ovuşturmaya başladı. Türkiye'yi mahalli seçimler üzerinden istikrarsız hale getirerek tüm uğraşlarına rağmen yıllardır başaramadıkları oyunlarını yeniden sahneye koymanın hevesine kapılanlar oldu. Sanıyorlar ki İstanbul buna müsaade edecek. Sanıyorlar ki Kasımpaşa, Beyoğlu buna izin verecek. Şimdi sesleniyorum. Hazır mısınız gençler? Beyoğlu, 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere derslerini veriyor muyuz? Beyoğlu, 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Beyoğlu, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyor muyuz? Beyoğlu, 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Beyoğlu, 31 Mart'ta büyükşehirde Binali Yıldırım Bey'e ve ilçemizde de Haydar Ali Yıldız Bey'e oylarımızı veriyor muyuz? Aynı şekilde büyükşehirde ve ilçelerde Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz? Maşallah. İşte benim gönlümü verdiğim İstanbul'um. İşte benim yoldaşım Beyoğlu'm. İşte benim aşkım Kasımpaşa'm budur. Ve Beyoğlu İstanbul'un vitrinidir. Buraya yapılan hizmetleri en iyi sizler biliyorsunuz. Burada birkaç hususa değinmekle yetineceğim. Bana bak, ben yalnız libero oynamadım. Ben forvet oynadım. Tamam. Ha, oradan dolayı yaptım. Tamam. Kardeşlerim,
İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden olan Eminönü, Kavataş arasında 2,9 kilometrelik tramvay hattını hizmete aldık. Taksim Kavataş füniküler hattını açtık. Uzunluğu 3,5 kilometre olan Şişhane Haliç metro geçiş köprüsü Yeni Kapı metro hattını hizmete açtık. Yine uzunluğu 10,5 kilometre olan Kağıthane Bomonti altı tünelini, Bomonti altı Dolmabahçe tüneli ve Kasımpaşa Sütlüce tünelini ve bağlantı yollarını hizmete aldık. İçinde deney atölyelerinin, sergi alanı gibi sosyal yaşam alanlarının olduğu Zemin İstanbul Deneyim Merkezi'ni hizmete açtık. Yeni Karaköy iskelesini inşa ettik. 2728 araç kapasiteli 6 adet otopark yaptık. Beyoğlu'nda 9 adet park yaptık. Taksim Meydanı'nı yeniden düzenledik, düzenliyoruz. Hepsinden öte, şimdi tabii bir taraftan Atatürk Kültür Merkezi'ni ne yapıyoruz? Temelini attık, orayı muhteşem bir şekilde inşa ediyoruz. Bir diğer tarafta da sağ olsun bir hayırseverimiz vasıtasıyla yıllardır yapılamayan ama şimdi yükselen Taksim Camii'ni de hamdolsun yapıyoruz. Ve artık Taksim Meydanı'nda araç görmeyeceksiniz. Araçların hepsi altta. Taksim Meydanı tamamen vatandaşa ait, yayalara ait bir yer, bir mekan olacak. Bir meydan olacak. Bütün bunlarla beraber bitmedi. Bir de Camaltı Tersanesi'ni biliyoruz değil mi? Ha. Şimdi orada geçen günü bir temel attım. Nedir o? Tersane İstanbul'u yapıyoruz. Orası var ya orası. Orası Haliç'e. Orası Kasımpaşa'ya. Orası Beyoğlu'na. Ve orası İstanbul'a bir başka hava getirecek. Orası marka olacak. Şurayı bir açalım. Şurayı bir açalım. Ben de Beyoğlu'yla gurur duyuyorum. Ve inşallah gerçekten Tersane İstanbul bir başka olacak. Ve hepimizin iftihar ettiği, iftihar edeceği bir proje. Uluslararası bir özelliği olan. Ve hepsinden öte bir de Haliç Tersanemizi biliyoruz ya. Haliç Tersanesi ne olacak? Orası da bir bilim sanat merkezi oluyor. Beyoğlu değişiyor. Kasımpaşa değişiyor. Ve bir çekim merkezi haline geliyor. Şimdi Haliç sahiline özel temalı düzenleme yaptık. Bu hani CHP konuşuyor ya çevre mevru. Ne anlarsınız siz çevreden ya? Çevre bizim işimiz ya. İstanbul'a belediye başkanı oldum durmadan yetişmiş ağaç dikiyordum. Fidan değil ha. Yetişmiş ağaç. Niye? Yemyeşil İstanbul olsun. Bakınız ilçe genelinde Beyoğlu'nda 85 bin metre doğalgaz hattı döşeyerek abone sayısını 62 binin üzerine çıkardık. İstanbul'un en gözde toplantı ve etkinlik yeri olan Haliç Kongre Merkezi'ni Beyoğlu'na kazandırdık. Ve CHP bile orada geldi aday tanıtım toplantısı yaptı. Olmaz. Olmaz. Parasını veriyor, geliyor orada toplantısını yapıyor. Varsın yapsın. Bizim ondan derdimiz yok. Ama iftira atmasın. Beyoğlu Ok Meydanı, yıllardır top oynadığım yer. Beyoğlu Ok Meydanı, Okçular Tekkesi Kütüphanesi'ni açtık. Şimdi oradan Türkiye ve uluslararası okçular yetiştiriyoruz. Sağ olsun Haydar Ali kardeşim, oranın başkanı, oğlum da onun yardımcısı, birlikte okçuluk
noktasında bu geleneğimizi yaşatıyorlar. Ve uluslararası bunu bir yere taşımış durumdalar. Şimdi Haydar Ali Bey inşallah bir de burada belediye başkanı olduğu andan itibaren bu çok daha farklı bir hale gelmiş olacak. İlçemize 6 spor tesisi daha kazandırdık. Beyoğlu Karaköy Meydanı ve yakın çevresini yeniden düzenledik. Ve değerli kardeşlerim, şimdi de Kabataş'ta inşallah muhteşem bir liman yapıyoruz. Ve bu limanla beraber artık oradan deniz taşımacılığında yeni bir iletişim ağını kuruyoruz. Haliç Bilim Merkezi'ni söyledim zaten. Beyoğlu Piyalepaşa Camii meydan düzenlemesinin 557 araç kapasiteli yeraltı otoparkının pazar alanı düzenlemesinin Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Gençlik Merkezi'nin ve 158 araç kapasiteli zeminaltı otoparkının inşası da sürüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde İstanbul'la birlikte Beyoğlu'nu da nice hizmetlerle tanıştıracağız. Bugün burada aynı zamanda TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Buraya yakışır mı? Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz. Bu konutların bir başka özelliği de yatay mimariyle inşa edilecek olmalarıdır. Öyle yani 10 kat, 15 kat, 20 kat, 30 kat yok. Burada zemin artı 3, bilemediğin zemin artı 4 böyle. Ve mimarisi gerçekten çok güzel. Milletimizin geleneğine, göreneğine uygun şekilde mahalle kültürünü yaşatacak insanların ya bu Emine kardeşim değil mi? Ne olduysa Emine? Hey Allah eylülünü versin. Geçmiş olsun. Çok çalışkandır ha. Çok çalıştı bu iş için. Milletimizin geleneğine, göreneğine uygun şekilde mahalle kültürünü yaşatacak, insanların toprakla ve yeşille irtibatını en üst düzeyde tutacak bir mimari anlayışla şehirlerimizi dönüştürüyoruz. 2019 yılı içinde 67 şehrimizde 140 projeyle 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli yaklaşık 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecek bu konutlardan alt gelir grubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi ne kadar biliyor musunuz? 20 yıl olacak. Kira bile ödemiyorsun, dikkat et. Böyle oturacaksın bu evlerde. Kura. Kuralar çekilecek. Ya nasip. Orta gelir grubuna yönelik konutlarda ise taksitler 759 liradan başlayacak ve 15 yıla kadar onlara da vade imkanı. Taksit ödemeleri konutların teslimiyle başlayacağı için vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacaklar. TOKİ'nin bu yeni kampanyası kapsamında İstanbul'da 6300, Ankara'da 2934, İzmir'de 2584 konut inşa edilecektir. Diğer konutlar da kalan illerimizde yayılacaktır. Mümkün olan yerlerde bu projeyle kentsel dönüşüm çalışmalarını da birleştiriyoruz. Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz. Ama kamu menfaatlerini de gözeteceğiz. Böylece
köhnemiş alanları ortadan kaldırıp yerlerine yepyeni, her türlü altyapıya ve üst yapıya sahip yerleşim yerleri inşa edeceğiz. Düşük ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımız için yapacağımız bu konutların şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Programımızın sonunda bir de TOKİ'nin geçtiğimiz yıl inşaatını bitirdiği konutların ve tesislerin toplu açılış törenini gerçekleştireceğiz. Açılışını yapacağımız eserler içinde 53.626 konut ile 2.359 adet iş yeri var. Bunun yanında 70 cami, 26 okul, 6 yurt, 7 hastane, 10 sosyal tesis, 5 kamu hizmet binası, 2 üniversite binası da TOKİ'nin geçtiğimiz yıl bitirdiği inşaatlar arasında yer alıyor. Bunların da şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Çevre Şehircilik Bakanımız ve ekibiyle diğer herkesi tebrik ediyorum. Bu eserlerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen mimar, mühendis, işçi, tüm kardeşlerimi kutluyorum. Kardeşlerim, Türkiye'nin imar ve inşaat tarihi hem çok zengindir hem de çok ibretlik hadiselerle doludur. Ülkemizde pek çok konu gibi şehircilik ve konut faaliyetleri de devletin öncülüğünde başlamış ve yürümüştür. Özel sektörümüz zamanla bu alanda kendini geliştirmiş, yurt içinde ve yurt dışında gerçekten gurur verici projelere imza atmıştır. Bilhassa AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin inşaat ve konut kalitesi dünyada parmakla gösterilir hale gelmiştir. Öyle ki artık Türkiye konut edinme bakımından dünyanın en cazip ülkeleri arasına girmiştir. Her alanda olduğu gibi konut sektöründe de hem kalite hem sayı bakımından ölçekleri çok büyüttük. Hükümetlerimiz döneminde yabancılara satılan gayrimenkullerin tutarı net 35 milyar dolara yakındır. Ülkemizin kalkınmasında inşaat ve konut sektörü gerçekten önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren gayrimenkul sektöründeki yaşanan gelişmelerde 1926 yılında kurulan Emlak ve Eytam Bankası'nın çok büyük katkısı olduğunu görüyoruz. İlk meclis binası, Türk Ocağı binası, Merkez Bankası binası gibi bugün Ankara'nın sembol yapıları haline gelen mimari örnekleri hep Emlak Bankası'nın başarısıdır. Ankara'nın Bahçelievler semti, Saraçoğlu Mahallesi, İstanbul'un Levent konutları, Koşuyolu Mahallesi başta olmak üzere Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde kurulan yerleşim yerlerindeki konutların inşası da Emlak Bankası tarafından gerçekleştirilmiştir. Bankanın bu projeler için geliştirdiği finansman sistemi bugün hala kullanılan konut kredisi yönteminin temelini oluşturur. Zaman içinde ismi değişen banka çeşitli müdahalelerle amacı dışına çıkartılmış, istismar edilmiş ve sonuçta kapatılmıştır. Biz ülkemizin her diğeri gibi gayrimenkul sektörünün bu tarihi kurumuna da sahip çıktık. 93 yıllık geçmişe sahip bu tarihi müesseseyi Türkiye Emlak Katılım Bankası adıyla yeniden canlandırma kararı aldık. Gerekli tüm prosedürler tamamlandı ve bankamız nihayet fiilen faaliyete geçebilecek hale geldi. Bugün burada bankamızın da resmi açılışını yapıyoruz. Amacımız bu bankanın inşaat sektörü ve ülkemiz ekonomisine üreticiden tüketiciye herkes için ulaşılabilir ve uygun şartlı finansman modelleri geliştirmesidir. Katılım bankacılığı modeliyle yapacağı çalışmalarda Türkiye Emlak Katılım Bankamıza başarılar diliyorum. Bankamızın yeniden faaliyete geçmesinde emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, Hazine ve Maliye Bakanlığımızı, diğer kurumlarımızı tebrik ediyorum. Bankamızın yeniden faaliyete geçmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum.
Kardeşlerim, Emlak Bankası'nın hikayesi bir anlamda Türkiye'nin hikayesidir. İyi niyetle kurulan, imkanların kıt olduğu dönemlerde gerçekten güzel işlere imza atan nice kurumumuz tıpkı Emlak Bankası gibi daha sonra ifsad edilmiştir. Yerli ve milli olan her şeye düşmanlığı siyasetlerinin merkezine yerleştirenler, sanayimize, tarımımıza, ticaretimize, kültürümüze, dış politikamıza ne yapmışlarsa bu kurumumuzda aynısını yaptılar. Türkiye'nin ayağa kalkmaması, milletimizin potansiyelinin farkına varıp kullanmaması için yapılan gayretler, şayet büyümemiz, gelişmemiz yolunda kullanılsaydı, inanın bana bugün bambaşka bir yerde olurduk. İstanbul'un sorunlarının çözümü için adımlar 1994'te değil de mesela 1944'te, 1964'te atılmaya başlanmış olsaydı bugün bambaşka bir İstanbul'a bakıyor olurduk. Çünkü bazı işler var ki ilk adım yanlış atıldığında sonra onu tamamen düzeltmek mümkün olmuyor. Yani gömleğin iliklerini yanlış iliklerseniz doğru bir ilikleme olmaz diyoruz ya, onun gibi. İşte temel hatalar ancak tadil edilebiliyor. Ama tamir edebiliyorsanız ülkemizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi yolunda attığımız adımlarla da karşımıza o zor çıkan sıkıntıları da inşallah gayretle aştık, aşıyoruz. Şimdi hazır mısınız? Hazırsanız şöyle bir Rabia'mızı yapalım. Sesimiz her yerden duyulsun. Buradan Esenyurt'a gidiyorum. Tek millet. Bu az oldu. Kasımpaşalı'ya bu yakışmaz. Amigolar. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Ve söz verdik milletimize. İnşallah bunu başaracağız. 2053 ve 2071'e de ulaşacağız. 31 Mart'ta yapılacak seçimler milletimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olsun diyorum. Hanım kardeşlerim, gece gündüz çalışıyor muyuz? Gençler çalışıyor muyuz? Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Beyoğlu'nu özel takip edeceğim. İstanbul, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? İstanbul, 31 Mart'ta geleceğine sahip çıkıyor musun? 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor musun? İstanbul, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyor musun? İstanbul, 31 Mart'ta hizmet siyasetini tercih ediyor musun? Çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum.